Şimdi efendim en son nerede kalmıştık hocam? En son Kırgızistan'ı tabii ki de himayemiz altına almıştık. Artık kendisi bir kukla devletiydi. Bunun yanında Özbekistan, Türkmenistan ve Gürcistan kuklalarımız var. Ben bu bölüm açıkçası biraz daha Kazakistan ve Türkiye üzerinde emeller gerçekleştirmeyi planlıyorum. Kazakistan'da bir iç savaş çıkartacağım. Bu iç savaş sonucunda benimle karşıt görüşte olan rejime savaş ilan edeceğim. Kafamda böyle bir plan var. Bunun yanında Türkiye'de nüfuzumu artırıp İran'a olası bir harekatımda Türkiye'yi yanıma almayı planlayacağım. Çünkü Türkiye olmadan İran'a herhangi bir sefer, herhangi bir harekat e, söz konusu dahi olamaz. E, Tabi bunun yanında Rusya, Çin, Hindistan, İran, Brezilya ve Güney Afrika'nın da dahil olduğu diğer küçük devletleri saymıyorum. Bir BRICS ittifakı var. Bu ittifaka karşı da belirli bir mücadele gerçekleştireceğiz. Özellikle NATO güçleri e, burada gördüğünüz üzere başta Amerika olmak üzere üzere sıkı ilişkilerimiz olacak. BRICS ittifakına karşı düşmanımızın düşmanı benim dostumdur mantalitesiyle BRICS ittifakına karşı NATO ile ilişkilerimizi geliştireceğiz efendim. Bu bölüm böyle bir bölüm olacak. Bunun yanında askeri sanayimize daha çok yatırım yapacağız. Tabii ki de gayri safi milli hasılada büyüyeceğiz. Ekonomik hedeflerimize ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Evet bu bölüm böyle bir bölüm olacak. Şimdiden aktarayım. Çak doktrininde ilerleyelim. Alüminyum eksimiz var. Göz de edilecek bir rakam. Bunun yanında askeri ofisörlerimiz var tabii ki de. Bunları da artık yavaştan atamamızın zamanı geldi. Şöyle bir özel kuvvetler komutanı atıyorum. Rohan Akhanov. <laughs> Rohan Akhanov Evet. Şimdi doğru söylediğimi umuyorum. Ee, kara ordumuzda da dizi doktrinden ilerleyeceğiz. Buradan ilerleyelim. Ermenistan bölgesinde bir dizi isyan var. Bu isyanlar bastırılacak. Kırgızistan savaşından sonra ekipman açığımız olduğu için e, bunlar elbette tahmin edilebilir. Bunlar. Bunlar normal. APC, Manpat ve ATGM. Bunlar üretilir. Bunlar üretilir. Bu oyunu ilerletelim. Eksi de miyiz? Hayır. Artıdayız bilekiz. Enerjide bir bakalım. Hala açığımız var mı? Var. Fakat yenilenebilir. Enerji santrallerimiz ve fosil yakıtlarımız daha çok kömür santralleri diyebilirim buna bunları inşa ettiğim sürece bu açık kapanacaktır İnşaatların bitiminden sonra da Gence'ye ve Bakü'ye bir tane askeri fabrika istiyorum bununla birlikte İran'a olası bir sefer gerçekleştireceğiz dedik bu olası seferin başarılı olması için ilk önce bizim savunma yapmamız gerekiyor. Bu yüzden savunmanın başarılı olması için de Şirvan'a sur inşa edeceğim. Şöyle tamamına bir sur inşa edelim. Buralarda nehir geçişi söz konusu. Bu yüzden nehir geçişi olduğu için rahatlıkla savunacağımı düşünüyorum. Fakat Şirvan bölgesi bizim için önemli. Buranın kaybedilmesi Azerbaycan adına çok kötü sonuçlar doğurabilir. Evet. APC. APC'de ciddi bir açığımız var maalesef. Bu açığın bir an önce kapanması gerekiyor. Şöyle bir baktığımda aslında araştırma slotlarından da yavaştan uçak araştırabilirim. Özellikle drone. Çünkü drone hem yapımı kolay hem de piyademize, birliklerimize ciddi oranda katkı sağlıyor. Drone araştırabilirim. Bunun yanında 4. nesil F-16 araştırabilirim tabii ki de. F serisi. Ama bunlar biraz daha ileriye dönük şeyler tabii ki de. Güzel ekonomi artış hızımız arttı artık bir ekonomik patlama yaşayan bir ülkeyiz diyebilirim. Bunlar sevindirici haberler. Bunlar yüz güldüren, tebessüm ettiren haberler efendim. Kazakistan'ın Rusya'nın nüfuzuna saldırı gerçekleştireceğim. Rusya bu bölgede bu coğrafyada bizim yegane düşmanımız, yegane hasmımız. Rusya ile ciddi bir mücadeleye girişeceğiz. Tabii ki de bizden kat ve kat güçlü. Bunun farkındayız. Lakin Rusya'nın her zaman karşısında olacağız. Keza İran'ın da öyle. Böyle Suriye iç savaşına baktığımızda savaş biraz daha durmuş gözüküyor şu an hala ÖSO'nun elinde. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun elinde. Savaş Türkiye için iyi gidiyor diyebilirim şu an. Sınırında radikal bir terör örgütü var El Nusra adından. Yani yani şu anda savaşı Beşer Esad'ın çoktan kaybetmesi lazımdı. 13 askeri var ama tabii ki de Rusya desteğini alınca arkasına çok daha avantajlı olabiliyor. Şöyle bir ekonomik tabloya da bir bakalım. 742 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılamız var. Kişi başına düşen milli gelir 50 bin dolara neredeyse dayandı. Üretkenliğimiz 1352. Bu da yine bize çeşitli baflar sağlıyor. İnşaat anlamında. Gelir durumunda artıdayız. Haftalık 1 milyar dolar kasamıza net gelir sağlıyoruz. Tabi bunun harcamalarımızın düşük olmasında da etkisi büyük. Lakin netice itibariyle gelir kazanıyor muyuz? kazanıyoruz. Bu yüzden halkımıza ayırdığımız bütçeyi bir miktar daha arttırabilirim. Özellikle sosyal yardım anlamında bence halkımıza en üst düzey bir yardım sağlayabiliriz ki öyle de yapacağım. Bu fokus yoluyla yaklaşık 2 ay sonra sosyal yardımları en üst düzeye çıkarıyorum. Halkımız bolluk, bereket ve refah içinde yaşayacak inşallah. Hala kömür santralleri ve enerji alanında inşaatlar yapmaya devam ediyoruz. Lakin bunun olumlu anlamda bize henüz geri dönüşü çok büyük olmadı. Şöyle baktığımızda hala %36'lık bir eksiğimiz var enerji alanında ki bu eksiği kapamak için de yurt dışından enerji ithalat ediyoruz. Bu da bize belirli alanlarda eksiye düşmemize sebebiyet veriyor. Nahçıvan'a yaptığımız sivil fabrikadan sonra 4 tane yenilenebilir enerji santrali kuracağız efendim. Güneş santrali, rüzgar enerjisi vesaire. Özellikle daha çok Karabağ bölgesine bu yatırımlar yapılacak. Umarım bunların ciddi bir faydası olur. Çünkü faydası olmazsa hem bizim için bir zaman kaybı hem de yani israftır. Netice itibariyle israftır. Umarım bunlar başarılı olur. En azından ülke içinde ürettiğimiz enerjiyi 14 kW'dan şöyle bir 16'ya 17'ye çıkarsa benim için kafidir kardeşim. Benim için kafidir. Ben bunun olmasını diliyorum. Şu anda dilemekten başka bir seçeneğim de kalmıyor. Ordumuzu yine güçlendirmek istiyorum esasen lakin askeri sanayimizin güçsüz olması e, ve ekipman sıkıntısı buna mani oluyor. Azerbaycan komando birliklerini oluştursam şöyle. Yeni bir template hazırlayacağım. Özel kuvvetler, Special Forces evet, komando birlikleri. Fakat bunların olabildiğince güçlü ve kuvvetli olmasını istiyorum. Şöyle arkalarına da iki tane artileri vereceğim. Yine destek olarak Engineer Company ve artileri Battery vereceğim. Bunun yanında başka verebileceğim bir şey var mı? Başka verebileceğim bir şey yok. Bunlar Azerbaycan komando birlikleri, Azerbaycan özel kuvvetleri. Azerbaycan Azerbaycan Komando Birimi Güzel Afili de bir isim verdik kendilerine ee, Bunun yanında kullandığımız Motorize birliklerini de bir ismini değiştireceğim Yine Azerbaycan Motorize Birimleri Hoş bir isim verdik kendilerine yine Şöyle birkaç tane komando birliği üreteceğim Yetiştireceğim daha doğrusu 3 tane yeter Zaten daha fazlası silah açığına sebebiyet veriyor Aslında silah açığına da sebebiyet vermiyor Evet veriyor tamam Bunun yanında destek ekipmanı da üretmemiz lazım. Kardeşim niye bu fokus benim eğitime ayırdığım bütçeyi kısıyor anlamıyorum. Ülkemizdeki refinerileri petrol rezervlerini daha çok büyüteceğiz. İki tane fosil enerji inşa ediyoruz. Bunun yanında Rusya'dan Şangay Birliği Teşkilatı aracılığıyla bir yardım aldık. Yani kendisi hasmımız oluyor ha, ama yine de yardımı tabii ki de kabul ediyoruz. Bu arada Rusya'nın ülkemizde ciddi bir inflansı var. Bunu kıracağım, bunu kıracağım. Bu kabul edilemez. Kesinlikle ve kesinlikle kabul dilemez. Rusya'ya hemen baskıyı arttırıyoruz. Ülkemizdeki inflansımız 90'a kadar düşmüş çünkü. Bunun yanında Kazakistan'a baktığımızda güzel. Rusya'yı nüfus bakımından geçmişiz. Şöyle bir darbe planlasak. %82 ihtimalle iç savaş çıkıyor ülke, ülkelerinde. Kazakistan'da. Aslında bu savaşı göze alabilir miyim? Kesinlikle göze alabilirim. Herhangi bir Türk devletine savaş açma prensibimi geçen bölüm çiğnemiş bulundum. Kazakistan'a savaş ilan ederek. Bence Kazakistan'da bir iç karışık çıkarıp kendi hükümetimizi kendi ideolojimize, kendi rejimimize yakın e, birilerini başa geçirip kukla hükümete dönüştürebiliriz. Bunun için tabii ki de planlarımızı oluşturacağız. Hemen ordumuzu şöyle bir Kazakistan sınırına yollayalım ve darbeye başlayalım efendim. Şu şekil bir darbe planladım şu anda. Kaç birliğin var? Kes 8. Kaç birliğin var? 3 ila 10 birliğin var. Şöyle efendim sana kaç birlik yollayabiliyorum şu an? Sadece bir tane yollayabiliyorum. Sana bir tane birlik yollayacağım. E, en en uzman birliği yollayacağım. Bu birlik. Yanına da bir tane komutan vereceğim. Güzel. Savunması güçlü. Savunma tarafı güçlü bir komutan verdik kendilerine. Hemen bunu milliyetçi tarafımız olan hükümete yolluyoruz. Ve kendilerine justify'ımızı başlatıyoruz efendim. Yaklaşık bir sene sonra buradaki karşıt olduğumuz Kazakistan hükümetine savaş ilan edeceğiz. Hocam Kazakistan'dan bir tane birimi pakıt aldık ve kendilerini yok ettik. Şöyle şuradaki birliği de bir pakıt alırsak, çevreleyebilirsek çok hoş olacaktır. Hemen birliğimi bu bölgeye yolluyorum. Şöyle şu şekil pakıt alıyoruz birliklerim. Güzel, harika. Oradaki birlik de yok oldu. Böyle 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 böyle. Birlikleri yok edeceğiz. Yok ettiğimiz birlikler Türk birlikleri ama hocam kanımız kaynıyor ve yapacak bir şey yok. Hocam herhangi bir lojistiği yok o bölgede. Hoş bizim de yok ama gerçi bir dakika lan bizim varmış. Hocam o bölgede lojistiği yok. Onu sen pakete alırsın. Alamadık abi. Peki. Bir de yandan deneyelim. Oradaki birliği yok edemedik ya. Ve açtılar abi. Çemberi açtılar. Kötü oldu tabii bizim adımıza. O bölgede savunma kaldı. Savunmada kal o bölgede ilerlemelerini istemiyorum. Hocam desteklediğimiz rejim kazanıyor gibi. Yani benim işime gelir kesinlikle. Benim işime gelir. Ya bak bu Rusya benim sürekli ülkemde inflansını arttırıyor. Acayip rahatsız oluyorum ya. Yani. Şu anda Kazakistan'da savaş durdu. Kazakistan'ın büyük bölümünü desteklediğimiz rejim ele geçirdi. Lakin hala Özbekistan ve Kırgızistan bölgelerine yakın yerlerde bir direniş söz konusu diyebilirim. Borçlarımızı da bir yandan ödeyelim. Bölümün başında 200 milyar dolardan fazla borcumuz vardı. Bunu 200 milyar doların altına indirmiş bulunmaktayız. Bir yandan enerji santrallerimiz de yapılıyor. Güzel. Az önce söylediğimiz gibi ürettiğimiz enerji 17.47 kW'a kadar çıkmış. Böylelikle açımız bir miktar kapanmış oldu. Lakin bunun çok daha fazlasını inşa etmemiz gerekiyor. Bu arada Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir kırmızılık söz konusu. Sanırım bölgedeki Kürtler isyan ediyor hala. Şöyle görüldüğü üzere Kurdish Resistance sanırım buradaki PKK oluşumları bölgeye ciddi ki oranda zarar veriyor. Türkiye'nin bu anlamda işi zor. Bu arada tekrardan bölgesel güce düşmüş. Neden anlayamadım. Sanırım evet Rusya Türkiye'de nüfuzunu arttırıyor. Rusya'nın yanında Amerika Birleşik Devletleri de nüfuzunu arttırıyor günden güne. Şöyle bir kendi nüfuzuma da bakıyorum. Gerçekten Rusya çok büyük bir tehdit ya. Rusya hem bizde hem Türkiye'de nüfuzunu arttırıyor. Ee, Rusya'nın önüne geçmek adına Türkiye'de nüfuzumu arttırmaya başlayabilirim. Ee, bu bir seçenek. Lakin daha Kazakistan bölgesinde güttüğümüz politika tam anlamda şekillenmedi. İlk önce Kazakistan'ı halledip sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fakat Rusya Türkiye'de daha fazla güçlenirse kesinlikle bunun önüne geçeceğim. Güzel. Karabağ bölgesine inşa ettiğimiz son güneş santralleri de tamamlandı. Böylelikle enerji açığımız %30'lardan %15'e kadar düştü. Tabi bu zamanla değişebiliyor. Ürettiğimiz enerji miktarına da bağlı olarak ürettiğimiz kilovata bağlı da olarak ama en azından şu anlık %30'un üstüne çıkacağını açığımızı zannetmiyorum. Savaş hala durgun bölgede. Kazakistan o ülkedeki coğrafyanın %80'ine hakim diyebilirim. Buradaki Almatı bölgesinin de yarısını ele geçirmiş artık. Ee, Kazakistan'ı ciddi oranda sıkıştırıyor desteklediğimiz rejim, karşıt rejimi. Bu arada hocam komando birimlerimiz de artık sahaya sürünmeye hazır ve nazır askeri kadroyu genişletebiliriz hocam. Şöyle Armor Division, Armor Defense, mekanize atak ve mekanize defans veren ordumuza ciddi katkılar sağlayacak. Necmettin Sadikov'u da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde barındırmaktan onur ve şeref duyuyoruz efendim. Artık kendisi de bu devlete ve bu millete hizmet edecektir daha fazla. Şöyle endüstriyel araştırmalardan devam edelim. Ülkemde başka devletlerin inflansını istemiyorum. Şöyle bir parti anketlerine de baktığımda %30'luk bir oy oranımız var. Sağ popülist parti olarak. Tabi seçim yaklaştığında bu anketler ve oy oranları değişecektir. Halkımıza yaptığımız propagandalar sonucu halkımızın düşünceleri ve fikirleri değişecektir efendim. Ben buna inanıyorum. Bunu bilir bunu söylüyorum. Aslında Doğu Avrupa'da genişleme fikri hala var aklımda ama. Yani Doğu Avrupa Balkanlar Türkiye oynadığımda da beni her zaman C etmiştir. Tarihsel e, arka planından mütevellit lakin Azerbaycan oynadığımda da hala beni çeken bir bölge Balkanlar. Özellikle güçsüz devletlerin oluşu, Balkanlar'da bir birliğin sağlanamamış oluşu beni bu anlamda hakikaten cezbediyor. Yani olası bir Bulgaristan seferi olabilir. Bunun işaretini verebilirim. Bir gece ansızın Bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla. Varna Limanı'ndan Dobruja'dan Bulgaristan'ın tamamını Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olarak ele geçirebiliriz. Tabii bunu yapmak için de aslında Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Şöyle bir Türkiye'ye bakıyorum. 4,5 trilyon dolar gayri safi yurt işi asla. Kişi başına düşen milli gelir 60 bin dolar. İnanılmaz güçlü bir Türkiye hocam. İnanılmaz güçlü bir Türkiye. Oh! Buradaki bir birlik ee... Cepheyi yarmış cephe hattını tabii ki de buna müdahale edeceğiz efendim buna müdahale edeceğiz hemen şöyle askerimizi cepheyi tekrardan kurması adına görevlendirelim APC'de açımızı kapatmışız ee, destek ekipmanı üretebiliriz destek ekipmanı üretebiliriz hatta İki fabrikayla üretelim destek ekipmanı çünkü bize bayağı lazım olacak. Şöyle cephe hattını bir nehrin, şuradaki nehrin e, arkasına atalım. Bunun yanında karşı rejimi olan hak iddiamız, savaş hedefimiz devam ediyor mu? Ediyor. Bu arada manpower da ciddi eksi değil, onu da belirtelim. Aslında yani erkekler için zaten askerlik zorunlu lakin kadınlar için de bir zorunlu askerlik yasası e, başlatabilirim. Ülkede nüfus yok ya. Ülkede hakikaten nüfuz yok. 12,5 milyon insan yaşıyor memlekette. 2,5 milyon da Ermeni yaşıyor. Bunlar Nankör ama Nankor nüfuz olarak geçiyor. Nankör değil, Nankor. Ermenileri de askere alsak çok çok güzel olur ama Ermenileri askere alma gibi bir olay yok işte ya. Amerika Birleşik Devletleri'nin niye burada nüfuzu var? Niye var kardeşim? Ben Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık. Yani nerede savaş, nerede bir iç karışıklık olsa hemen bitiyorlar ya. Hemen yetişiyorlar. Çok meraklılar böyle. İlgileri, alakaları olmayan coğrafya karışmaya. Gerçekten inanılmaz ya. Yani. Neyse hocam, bir ay sonra, bir ay sonra harekatımız başlıyor efendim. Şöyle hocam, ordumuzun bir kısmı, sadece bir kısmı gelecek sefere katılacak. Şöyle hocam, 8 birimlik bir tümeni alıyorum. Böyle bir plan bence hoş, bence yerinde olacaktır efendim. Şöyle hemen saldırı planını da bir gösterelim. Güzel. Bir yandan uçaklarımızı da o bölgeye yollayalım. Uçaklarımız zaten o bölgedeymiş. Güzel. Sağlıkta harcamalarımızı yine bir miktar arttırabiliriz. Yaklaşık 400 milyon dolar. <laughs> Lakin sanırım asker bastığımız için gelirde ciddi bir düşüş yaşamışız. Yaklaşık 1 milyar dolar haftalık bir maliyeti var bizlere. Bu ordumuzu geliştirmenin ve büyütmenin. Hocam 2 hafta sonra. 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra Kazakistan'a hayırlı silah harekatımız gerçekleşiyor. Artık bu işi bitiriyoruz kardeşim. Bu iç savaşı bitiriyoruz. Şöyle iki orduya da saldırı emrini verelim. Bir yandan savaşı Özbekistan ve Kırgızistan'ı da çağıracağız tabii ki de. Onlar olmadan kesinlikle bir harekat gerçekleştiremeyiz bu bölgede. Lakin artık yani Kazakistan'ın zaten çok çok büyük bir bölümü desteklediğimiz rejimin eline geçmiştir efendim. Şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfuzuna bir saldırıda daha bulunacağım. Ve artık savaşımızı açalım. Bütün müttefiklerimi çağırıyorum savaşa. Savaşa geliyorsun. Savaşa geliyorsun. Güzel. O ciddi bir ekipman desteği sağladılar bize ya. Harika. Muhteşem. Muhteşem hocam. Şimdi tabii ki de Kazakistan'a desteklediğimiz rejime bütün topraklarını iade edeceğiz. Şöyle hocam, bütün toprakları kendilerine iade ediyoruz. Güzel. Artık bölgede kuklamız olmayan sadece Tacikistan var. Kazakistan'da neredeyse kuklamız almış bulunmaktayız. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var. Belirli bir süreden ve belirli bir zamandan sonradan artık kendileri bizim himayemiz altına girecektir inşallah. Şöyle hocam, zaferimizin şerefine bütün birlikte birlikleri bir Kazakistan'a yollayalım efendim. Aa yollayamıyorum. Niye? Çünkü askeri geçiş izni vermiyor. Kardeşim bana ülkende üs verir misin kardeşim? Ülkende üs istiyorum. Vermem diyor. Vermem diyor. Vay be. Öyle mi olduk amca oğlum? Öyle mi olduk? Vay be. Evet hocam Kazakistan'da nüfuzumuz 68'e kadar çıktı. Bu tabii ki de sevindirici bir haber, bir durum. Ekipmanlarımızda açıklarımızı kapatıyoruz zaten. Şöyle hocam hayırlısıyla ekonomimiz 1 trilyon dolar olsun. 1 trilyon dolar olduktan sonra drone teknolojisini hayırlısıyla araştıracağız. Drone teknolojisini araştırdıktan sonra İHA ve SİHA yapımına artık başlayacağız efendim. Böylelikle Azerbaycan Hava Kuvvetleri adına önemli bir adım dağıtmış olacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Aynı zamanda 4. nesil F-16'ları hatta 4. nesille de kalmayacağız. 5. nesil F-16'ları araştıracağız efendim. Tabi bunlar da bize hava üstünlüğünü alma, hava üstünlüğünü elde etme adına kritik, önemli hususlar olacaktır. Enerji sektörüne yaptığımız yatırımlar sonucu kasamıza 25 milyar dolar girecek. Tabi bunlar olumlu sonuçlar, olumlu haberler. Bunu da Azerbaycan halkına büyük bir memnuniyetle sunuyoruz efendim. Şeytan diyor Gürcistan'ı anneksle komple. Şeytan dürtüyor, şeytan dürtüyor. Hocam artık Kazakistan'ı bir alalım ya. Bu ne hocam bir tane event geldi. Ya bunu biliyorum Allah kahretmesin ya. Protesto ediyorlar. Protesto ediyorlar. Allah kahretmesin. Eksi 30 construction speed yedik. Saddam Hüseyin hala iktidarda olması. Gerçekten garip ya. Gerçekten garip. Yıl 2017 mesela. Esat. Esat bir türlü yenilmedi. Çünkü adamın uçağı var. Oha 100 tane uçak ne lan? Muhtemelen Rusya'dan almıştır uçaklarımı. Eyvah ekonomide şimdi bir düşüş yaşanacak hocam. Oha amınakoyim %10 ihtimalle nasıl sansasyon gelebilir ya? Hocam yenilenebilir santrallere devam. Sonrasında bir nükleer reaktör. Bir tane daha yenilenebilir enerji ve bir tane ofis binası Nahçıvan'a. <laughs> ve hocam... 27 milyar dolar bunu dış yatırım için harcayabiliriz. Gürcistan için mesela olabilir. Hemen Doğu Gürcistan bölgesine 26 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Hocam şöyle Kazakistan'ın nüfuzuna bir saldırı ufak bir saldırı. Şöyle Kazakistan'la da ilişkilerimizi geliştirelim bir yandan. 76'ya kadar çıktık. Güzel. Bir ufak saldırı daha. Neredeyse 77 olduk. Hocam geliyor. Kazakistan himayesi geliyor hocam. Kazakistan geliyor. Müfredatta değişikliğe gidiyoruz. Müfredatı sadeleştiriyoruz. Böylelikle eğitime ayırdığımız bütçeyi biraz kısıyoruz hocam. Biraz kısıyoruz. Bana bir yerlerden tanıdık geliyor ama her neyse. Çok irdelemiyorum. Adamların başkenti çöl Hocam bir tane daha araştırma slotu alabilir miyim lütfen ya? Hocam artık yetmiyor. Dört tane de yetmiyor. O kadar çok araştırılacak şey var ki. Yetmiyor hoca yetmiyor ya kart 865 milyar dolar verisi ve hocam Kazakistan himayesi geliyor hocam Kazakistan'a darbeyi gerçekleştiriyoruz ve böylelikle artık Kazakistan'da bir Azerbaycan himayesine girmiş bir ülkedir kardeşim Azerbaycan'ındır diyemiyorum çünkü en nihayetinde başka bir devlet başka bir hükümet var orada ama bizim himayemizdedir bizim kontrolümüzdedir himayemiz altına girmesiyle beraber ordumuz sınırlara giriş yaptı Tabi güzel güzel. Kolombiya'da bir kartel savaşı çıktı hocam. Ha yok kartel Kolombiya'ya savaşı ilan etti. Bir dakika lan kim kime savaşı ilan etti Aman öpeyim Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Her neyse ama Kolombiya alır. Kolombiya alır. Venezuela'da Barcelona diye şehir mi varmış lan? Enteresan. Eski İspanya sömürgesi olduğu için muhtemelen sebebi budur. Başkenti de burada tutmaları hataymış bu arada. Adamlar başkentine girdi direkt aman api. Neyse biz Bakü'ye dönelim hocam. Orta Asya'da işler kızışık. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan. Bölgedeki, bölgedeki tüm Türkiye Cumhuriyetler. Tacikistan'ı bir kenara bırakıyorum. Onlar Türk değil zaten. Bizim himayemize girmiştir. Bundan dolayı büyük bir mutluluk ve kıvanç duyduğumuzu belirtmek isterim. Şimdiki de hedefimiz Türkiye olacaktır efendim. Şimdiki hedefimiz Türkiye olacaktır. Türkiye'yi de bu kutlu davamıza bu kutlu ülkümüze davet etmek isteriz. tabii ki de. Hocam eğitimde bütçe kısmak olmaz. Biz hemen onu geri olduğu yere çekelim. Ordumuzu genişletmemiz ve büyütmemiz lazım. Bunun için askeri harcamaları arttıracağım. Bunu da fokus yoluyla yapacağım birazdan. Bunun dışında kadınlara da askerliği zorunlu kılıyorum. Askerlik bundan sonra sonra da kadınlar için zorunlu olacak. Hanımefendilerimiz de savaşı alıyoruz. Zira orduya ihtiyacımız var. Askere ihtiyacımız var. Şöyle yeni bir birlik template'i oluşturmak da istiyorum bir yandan. Bir tank birliği oluşturmak istiyorum şu şekilde. Hocam şöyle bir template. Bence hoştur. Hoştur. Template'in ismini de şöyle bir değiştirelim. Kendilerinin adı Azerbaycan Tank Birimleri. Hoş bir isim verdim kendilerine. Bunlar bu arada motorize değil kardeşim. Bunlar mekanize. Evet. Gereken değişiklikleri yaptık bu birimde de. 3 tane birimimiz var şu anda. Tabi bunlardan sadece 2 tanesi sağda. Henüz tank birimlerimizi sahaya süremiyoruz. Onları da şu anda sahaya süreceğiz. 4 tane birlik basıyorum. Tank birimlerinden şöyle bir baktığımda main battle tank main battle tank üretmemiz lazım. Nahçıvan ve Şirvan bölgelerine altyapı ve üst yapı yatırımlarını yaptıktan sonra ve enerji alanında yatırımlarımız bittikten sonra hemen askeri alanda yatırımlarımıza tekrardan ağırlık vereceğiz. Şöyle Gence, Nahçıvan ve ilk olmakla birlikte Ermenistan bölgesinde yok ya Ermenistan bölgesini yapmayacağım. Vazgeçtim. Şirvan'da bir tane askeri fabrika istiyorum. Bütün Azerbaycan topraklarına, Karabağ bölgesi hariç bu dört bölgeye askeri fabrika yatırımı istiyorum. Efendim bu arada gökten 25 milyar dolar indi bir anda. Çin bu bölgede nüfuzunu arttırmak için uğraşıyor lakin nafile çabası boşuna. Bu arada Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş evet. Hayalimizdeki Türkiye diye boşuna demiyoruz kardeşim. Boşuna demiyoruz yani Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye. Maalesef gerçekte çok acı tecrübeler yaşıyoruz. Her neyse gerçeği bir kenara bırakalım hocam. Oyundaki evrene odaklanalım. Şöyle bir manpower'a bakıyorum. Manpower'da herhangi bir artış göremedim kadınlar askere aldıktan sonra ama manpower zamanla artacaktır zaten. Hiçbir ülkenin söz sahibi yok ülkemizde. Tam bağımsız bir Azerbaycan. Tam bağımsız bir Azerbaycan. Ben halkıma bunu vaat ettim ve vaat ettiğimi de gerçekleştirdim kardeşim milliyetçi bir hükümet, milliyetçi bir iktidar olarak tam bağımsız Azerbaycan hayalini gerçekleştirdik hocam. Ben bundan büyük bir onur ve kıvanç duyduğumu belirtmek isterim tekrardan. Evet hocam tank birliklerimiz çıktı. Hazır ve nazır bulunacaklar. Şöyle kendilerine bir komutan atayalım. Şöyle bir Türkiye'deki nüfuzuma bakıyorum. Güzel günden güne artıyor. 3.5'e kadar çıktı. Hatta neredeyse 4'e dayanmış. Türkiye'nin bizim için önemi büyük. Zira güçlü bir ekonomisi var. Güçlü bir ordusu var. Türkiye her anlamda bizim için çok çok önemli bir müttefik. Ülkede istikrar 60'a kadar düştü ya. Milleti askere çağırınca tabii düşüyor. Şöyle biraz daha üretebiliyorsak tank üretelim. Çünkü tank hakikaten önemli. Önemli. 1 iki de. Şöyle biraz tank birliği üretelim. Biraz özel birlikler, kuvvetler üretelim. Ordumuzun bayağı bir büyük olmasını istiyorum. Bunun yanında biraz daha mekanize birliklerine çeki düzen vereceğim. Özellikle buraya bir tane daha mekanize bölümü aynı buradaki gibi eklemek istiyorum.